Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 10.000 aboneye doğru ilerlerken biraz daha profesyonelleşmek adına bir adet laptop aldım. Çünkü ben bir mobil YouTuber'ım. Bütün her şeyimi, renderlarımı, videolarımı telefonda çekip, telefonda halledip, telefonda YouTube'a aktarıyorum. Artık bunları, bu işlemleri biraz da bilgisayarda yapmak istiyorum. O yüzden kanalımızı geliştirmek adına bir fiyat performans oyun laptopu aldım. Fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Bunu bilgisayar incelemesi olarak değil de biraz daha paket açılımı tarzında görmeniz iyi olacaktır. Çünkü bilgisayarlar hakkında çok fazla bilgim yok. Çok güzel PC inceleme kanalları var. Onlara saygısızlık olmasın diye sadece paket açılımı yapıp kendi görüşlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Aynı zamanda bu modelden Türkçe içerik olarak YouTube'da göremedim. Diğer farklı modelleri var ama DT modeli olmadığından alacak arkadaşlara hiç olmazsa biraz fikir verme açısından Asus TUF Gaming F505 DT'nin paket açılımını yapacağız. Bunu çok araştırdım arkadaşlar. 2 hafta boyunca araştırdım. En uygun, en mantıklı bu bilgisayar geldi. Hepsi burada COM'dan Acer Nitro 8 GB RAM'li, 256 SSD'si olan ve RX 560 ekran kartlı. Onu almaya karar verdim. Sonra 500 TL farkla 16 GB ve 512 SSD'li. Yani 500 TL fark veriyorsunuz. RAM 2 katına çıkıyor, SSD'si 2 katına çıkıyor. O daha mantıklı geldi. Onu sipariş etmek istedim. Tam sipariş etme aşamasında sayfaya girdim ve stok tükendi. Biliyorsunuz bugünlerde laptoplara çok fazla rağbet var herkes evde olduğu için. Teknosa'dan 1 TB'lı 128 SSD'li yine 5700 TL olan Acer Nitro laptopu sipariş ettim. 3 gün geçmesine rağmen göndermediler. Sonra düşündüm, 5200 TL'lik Acer Nitro daha mantıklı geldi. 256 SSD'yi 128'e çekip 1 TB eklemişler. Bunun için 500 TL fark vermek bana mantıksız geldi. Teknosa'daki siparişimi iptal ettim ama kredi kartıma hemen yansımadığı için kartın limiti artmadı. 5200 TL'liğinde stoğu bitti, onu da alamadım. İyi ki diğerlerini almamışım çünkü 6300 TL'ye aldım. 5200 TL ile bunun arasında 1100 TL fark var. 5700 olanla 600 TL fark var ama onunla da bunların arasında bariz şekilde fark var. RAM aynı, tamam, 8 GB. SSD'si 256, 1 TB hard diski var. Buraya kadar aynı sayılır. Bunda Win10 var. Yani Win10'la birlikte geliyor. Kurulu şekilde geliyor. Diğerleri AMD RX 560X 3 GB ekran kartı varken bunda GeForce'un GTX 1650 ekran kartı var. YouTube'dan arayıp bakın, muazzam bir fark var. Bu bilgisayarı hiç olmazsa diğerlerinden 2 sene daha fazla kullanacağım anlamına geliyor. Lafı çok fazla uzatmadan paket açılımına geçmek istiyorum ve izlenimlerimi size aktarmak istiyorum. Alan arkadaşlara, alacak arkadaşlara hiç olmazsa biraz faydası olması açısından. Evet arkadaşlar, şimdi geldik en zevkli bölüme, paket açılımına. Paket açmayı çok seviyorum, en zevkli bölümdeyiz. Tabii ki dezenfekte ettik, bir gün beklettim. Şimdi açıyorum. Teknoloji'ye teşekkür ediyoruz. Bu bir reklam değildir. 5 tane de maske göndermiş. Burada faturası. Özellikleri burada yazıyor. Asus FX505 DT AMD Ryzen. Ryzen 5 3550. İşlemci 8 GB RAM. 1 TB artı 256 SSD. GTX 1650. Fiyatı görüyorsunuz, 6.759 TL ama ben 6.300 TL'ye aldım. Çanta gibi bir kutusu var. Sanırım garanti belgesi. Öyle güzel bir beze sarılmış laptopumuz.
Yan tarafa koyalım. Hemen altından kullanma kılavuzları çıkıyor. Şarj aleti. Bilgisayarımızın kablosu, şarj aletinin kablosu. Başka da bir şey yok arkadaşlar içinde. Laptop ve şarj aleti. Başka bir şey yok. Laptop plastik arkadaşlar. Biraz alüminyum görünümü vermişler. Asus yazısının hissiyatı güzel. Laptopun hissiyatı da güzel arkadaşlar. Çok aşırı bir ağırlığı yok. Oyun bilgisayarı olduğu için WASD tuşları beyaz renk ve ileri geri sağ sol tuşlar da burada çıkıntılı. Dokunmatiği çok güzel gözüküyor. Bilgisayarın işlemcisi Ryzen 5 3550. Renkli klavye, çift fan soğutma. IPS ekran, 7.1 kanal ses falan filan diyor. Arkadaşlar laptopu fişe taktım. Direkt çalışmadı. Klavyesi ışıklı, kırmızı yandı. Çok güzel bir hissiyatı var klavyenin. Evet. Ben şu anda çok net görüyorum ekranı. Çok güzel ışık yansımaları yok yanlardan. Yandan baktığımız zaman da ekrana tamamen simsiyah olmuyor. Çok hafif bir siyahlık oluşuyor. Evet arkadaşlar, bilgisayarın paketini birlikte açtık. İlk izlenim olarak ben çok beğendim. Kasası alüminyum değil ama görüntü olarak alüminyum bir görüntü vermişler. Hissiyatları çok güzel. Malzeme kalitesini gösteriyor. Klavye çok güzel. Ekran çok güzel. Özelliklerini yeniden tekrar edecek olursak Ryzen 5 3550 işlemci, GeForce'un GTX 1650 4GB ekran kartı, 8GB RAM artırılabilir, 8GB tek olarak geliyor. Hafıza olarak 256 SSD 1TB da hafızası var. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir bilgisayar ve şu anda piyasada bu özelliklerde alabileceğiniz en iyi bilgisayarlardan fiyat performans ürünü. Ben N11'den aldım, 6500 TL fiyatı, indirim çekiyle 6300'e aldım. Diğer sitelerde, farklı sitelerde 7000 küsürlere satılıyor. Alacak arkadaşlar hiç düşünmeden alabilir. Stok çok kalacağını zannetmiyorum. Elinizi çabuk tutun derim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.